Değerli izleyenler, Azerbaycan liderine Putin'in baskısı, evet o baskıların yaptırdıkları ve şu andaki Karabağ gerçeği. Her şeyi konuşalım artık, her şeyi konuşalım. Evet, bir şeyleri konuşmadan geçmeyeceğiz. Rusya'nın, evet bu konuda makale yazarları, fısıltı şeklinde önemli sansasyona yol açan bu düşünceleri kafalarından uydurmuyorlar. Aliyev'in İskender füzesi ve bunun yanında Rus sulh gücünün yaptığı önemli hataları açıkladıktan sonra yaşananlar. Evet, hepsi yayınımızda. Evet, değerli izleyenler, Rusya'nın Karabağ Savaşı'ndaki Kırım tatbikatlarında Ukrayna ile olası bir savaş için, evet, tankları nasıl modernize ettiğini görüyorsunuz. Neresi modernize ama... Bir nevi yapılan atışı bertaraf etmek, tankı kurtarmak için üste bir demir saç yapmışlar. Çok korkuyorlar. İşte Rus silahlarını, İskender füzelerini ve Rusya'nın sözde barış gücünü eleştirince Aliyev, Putin'in kıskacına asıl orada giriyor. Evet, Putin'in özellikle sözümden çıkıldığında ne kadar sinirlendiğimi biliyor musun diyerekten, İskender füzelerine ve özellikle savaş sırasında, evet Haydar Aliyev'in oğlu İlham Aliyev'in İskender füzelerini kötüleyen açıklamaları, bunun akabinde özellikle İskender füzeleri açıklamasından sonra Rusya'nın bölgedeki sözde ateşkes gücünün de bölgede Ermeniler lehine yaptığı hataları veya bilerek yaptığı yanlışlıkları görmezden gelmesi gerekirken, bunlar açıkça eleştirmesi Putin'i çılgına çevirmiş. Paşinyan'ı davet ettiği, Aliyev'i davet ettiği bu görüşmelerde, birebir yapılan görüşmelerde Aliyev'i açıkça tehdit ettiği belirtiliyor. Aliyev'in o görüşmelerden sonra artık Rusya ile ilgili açıklamalar yapmadığını, kamuoyunda Rusya'yı artık açıkça eleştirmediğini, özellikle İskender füzelerini açıkça eleştirmediğini görmüş olduk. Aliyev'in bu oldu bittilere karşı, hatırlayın, Putin'in bu tehditinden öncesinde Aliyev açıklamalarında şunu söylemişti. Meşru hedef sayarız dedi Aliyev. Evet, meşru hedef sayarız. Laçin'den bizim iznimiz olmadan Hankedi'ye geçirmesini meşru hedef görürüz ve ona göre vururuz demişti. Putin'i asıl çıldırtan kelimelerden ve cümlelerden birisi de buydu. Bu lafın, bu sözün Rusya'ya yapıldığını söylediğini anlayınca hemen Moskova'dan açıklama hızlıca geldi. Hatırlayın, bu açıklamayı da size hatırlatacağım. Açıklama şu şekilde. Karabağ'da olan biten her şeyde şu anda Rusya barış gücü elinden geleni yapıyor düzeni sağlamak ve anlaşmalara uyulması için. Eğer bu görevini yapan Rus sulh gücünün bir saldırıya uğradığında bu saldırının Rusya'ya yapıldığını hatırlatmak isteriz. Bakın, açıkça Azerbaycan'a yanıt vardı burada. Bir kez daha açıklıyorum. Eğer Rus barış gücüne Karabağ'da bir saldırı gerçekleşirse, bu saldırı aynı zamanda kime yapılmış bir saldırıdır? Rusya devletine yapılmış bir saldırı diyerekten çizgiyi çektiler. Yani burada mesaj Ermenistan'a değil, zaten onunla ittifak. Mesaj Türkiye'ye, mesaj Azerbaycan'a, Aliyev'e. Ama asıl çetin geçen görüşme, işte oraya geçelim şimdi. Paşinyan ve Aliyev'i davet ettiği bu toplantıda, özellikle çocuklar gibi karşısına oturtup devlet ritüeline uymayan bir karşılama yapması unutulmaz bir kareydi aslında. Putin bununla da kalmayıp, bununla da yetinmeyip, Kremlin'de birebir görüşme dönemine geçtiğinde, evet iki lider gelse de, ikisiyle ayrı ayrı görüşmeye geçtiğinde, Aliyev'le yaptığı görüşmenin inanılmaz derecede gergin olduğu ve Putin'in tehditleriyle yoğunlaştığı söyleniyor. Gerçekten inanılmaz. Putin'in özellikle Paşinyan'ın artık her şeyi kabul ettiğini, bu açıklamaları neden yaptığını, Rus sulh gücünü neden eleştirdiğini,
İskender füzelerine neden değindiğini ve özellikle Türk silahlarının Rus silahlarını nasıl perişan ettiğini anlattığına çıldırdığını söyledi. Çünkü Putin eski KGB dönemlerinde, evet, amiriydi. İlham Aliyev'in babası Putin'in üst mevkisindeydi. Putin Haydar Aliyev'in emrindeydi, biliyor musunuz, KGB'de. Bu gerçek bilgi. Oradan gelen bir hukukları var. Ama belirtelim, söyleyelim artık. İlham Aliyev'e resmen o günleri hatırlatıyor ve Bakü'yü vurmakla tehdit ediyor. Bu görüşmelerin, bu açıklamaların Rusya'nın zararına olduğunu, bölgedeki konumlarını gayrimeşru gösterdiğini belirtiyor. Ve ondan sonra asla ve kati Aliyev'den böyle bir cümle gelmiyor. Aliyev'den Rusya'yı eleştiren bir harf bile çıkmıyor. Aslında bu görüşme karelerine baktığımızda Putin'in avına yaklaşan bir aslan gibi olduğunu ve iki tane kurbanına doğru atlayacak gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Konuşsa da, basına şirin gözükülmeye çalışsa da Aliyev birazdan ortalığın karışacağına kani. Paşinyan o gamsız biri, dünya umrunda değil. Ama Aliyev ortalığın birazdan karışacağını bildiği için gerginliği vücut diline yansıyor. Demek istediğim şu, Putin şu anda Karabağ'daki Hankendi'de pervasızca davranan Rus güçlerinin, Karabağ'da ihlal yapan Rus güçlerinin, kanunu ve anlaşmaları hiçe sayıp, Zengezur'u unutup verdiği sözlerden cayan Rusya'nın baş sebebidir Putin. Aliyev'in şu anda Rusya'ya açıklamalarına, Rusya'ya karşı açıkça ifadeler kullanmamasının sebebidir Putin. Olay ciddidir. Bunları da değerlendirelim. Bunun da tek çaresi birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sayın Erdoğan'ın Şuşa beyannamesine gelmesi de sıkışan Azerbaycan'ın, bu bölgede iyice daralan Azerbaycan'ın bir kendisine bir alan açma gayretidir. Eğer Rusya Karabağ'da Azerbaycan'ı sıkıştırmaz ve Azerbaycan geri kalan bölgeleri de alabilmiş olsaydı, tabii ki bu durum çok daha iyi olacaktı. Ama bu ülkede, evet, özellikle üç ülke arasındaki toplantılarda masa yuvarlak olması gerekiyor. Burada masa yuvarlak değil. Başkanların eşit mesafelerde olması gerekiyor. Düşünün, masada Rusça konuşuluyor. Bu konuşmayı Paşinyan ve Aliyev anlıyor. Masada demin de dediğim gibi oval masa kullanılıyor. Putin buranın ağası benim imajı çekiyor. Ama asıl kameralar kapanıp kapılar kapanınca Putin'in hışmı ortaya çıkıyor. Azerbaycan'ın kazanımlarını masada hiç etmeye çalışan, Azerbaycan'ın zaferini yutmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. İnşallah gelecekte her şey çok daha güzel olacak. Aliyev'e yaptığı tehditler, Bakü tehdidi hiçbir zaman bitmese de gelişen Türkiye askeri teknolojisi Aliyev'in elini zamanla güçlendirecek. Ama işin gerçeği şu, Putin tehditle Karabağ'da iş götürüyor. Tehdide çelik bilek olmak gerek. İşte o zaman başaracağız. O zaman kurtaracağız Dağlık Karabağ'ı. Evet, bir dahaki konuda görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın.